Bu belli bir yerde artık tıkandı iktidar için. İktidarın görüyoruz ki şimdi kendini yeniden üretebilmesi adına yer altındaki kaynakları fütursuzca talan etmeye, ekonomisine geçiş yaptı. Yani maden çıkartarak madenleri yerli ve yabancı bütün sermayeye, bütün doğa alanlarını maden işletilmesi adına pazarlıyor. Ve burada tabii ki çok büyük bir doğa katliamına neden oluyor. Her yer ekokırım suç mahalli. Ve burada en büyük görev ekoloji mücadelesi yürüten insanlara düşüyor. Sadece ekoloji mücadelesi yürüten değil, elbette ki tüm toplumun mücadelenin içerisinde bir fiil yer alması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Yani iktidarın belki de kurmaya çalıştığı oyun bu. Yani ekoloji mücadelesi verenlerin sadece mücadeleyi hukuki alanda sürdürmelerinin önünü açıyor. Ve en çok çekindiği ve en çok korktuğu şeylerden bir tanesi fiili mücadele. İşte bunu Kaz Dağları'nda gördük. İşte Akbelen'de uzun fiili çadırlı nöbet direnişinin nasıl Türkiye'ye, kamuoyuna yansıdığını gördük ve etkili olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim bu fiili direniş alanlarını örgütlemeden, ortaya koymadan, fedakarca bir mücadeleyi ortaya koymadan önümüzdeki süreçte kazanım elde etme şansımız geçmiştekinden daha düşük. Dolayısıyla işimiz daha zor ama geçmişten aldığımız mücadele pratiklerinin vermiş olduğu tecrübeyle biz bu tehlikeye karşı daha güçlü örgütlenmeleri ve fiili direnişleri hayata geçirebiliriz. Buna yönelik tecrübemiz de var, potansiyelimiz de var. Ancak herkes taşın altına elini koymalı. Yani sadece geçmişten bugüne ekoloji mücadelesi verenlerin omuzlarında olan bir sorumluluk değil. Bunu asla böyle görmemek gerekiyor. Herkesin, yani nefes alan herkesin bu mücadelede var olma sorumluluğu var.